Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir beğeni çok görmezseniz gerçekten çok minnettar kalırız. Çok da seviniriz arkadaşlar. Çok çok iyi olur. Fenerbahçemizde gelişmeler var. Fenerbahçemizde çok değişik gelişmeler var. Ancak öncesinde bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenelim. Ve kanalımıza abone olalım. Çünkü çok önemli şeyler var. Nereden başlayalım? Alexandro Lucci. biliyorsunuz Ceko'nun menajeri beraberindeki menajerler Fenerbahçe'ye kendi oyuncu havuzlarından birkaç isim daha önerecek demişti Sercan Hamzoğlu. kimlerdi mesela bu havuzda yer alan futbolcular e, bakalım arkadaşlar Kulisherski Filip Kostic Mois Keane, yani şu Kostic ismi bir dursun Mois Keane ismi e, Jesper Carlson Korea Roland Salahi, Juan Musso, Matia Perin, Luis Murien, Juan ee, Musso ismi. O da dursun. Yani ben size bir şey sorayım. kostik Kostic, Kore'ya ve Juan Musto ismini ister misiniz? Hocam niye bunları söylüyorsun? Tamam başka bir şey söyleyeyim. İyi düşünün bak. Şimdi sözleşmesi biten adı Fenerbahçe ile anılan bazı futbolcular var. Hani bunlardan Hangilerini istersen şöyle ortaya karışık bir şey. Ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ee, sözleşmesi devam eden genç futbolcu alırsan bon servis veriyorsun. Sözleşmesi biten yıldız alırsan imza parası veriyorsun. Hani iki şekilde de veriyorsun. Ha, oyuncuya nasıl vermesin? Gönülden bir bağ olur mesela. Edinceko imza parası almadı bildiğim kadarıyla. Daha önceden bir bağ var demek ki. Gönlü geniş ya da kalbi temiz arkadaşımızın ondan. Şimdi ben size soruyorum. Wilfred Zaha. İster misiniz? Hala bak. Sözleşmesi biten ee, ve şu anda boşta olan bunlar. Başka? Jonathan Bamba. Hatırlar mısınız? Ben bunu çok getirmeye çalıştım olmadı. Firmino. Hocam Ceko'nun olduğu yerde Firmino olur mu? Niye olmasın ya? Ya niye olmasın? Yani Icardi'nin olduğu yerde Mertens oluyorsa ne bileyim hani onun ee, mesela Cenk Tosun vardı Vegors'un yanında. Cenk olduğu yerde Vegors olsun. Fenerbahçe'de de bir zahmet olsun. Ben hala söylüyorum. Kafası çalışan bir Ali Koç Firmino'yu alır. Kafası çalışan bir Ali Koç. Eğer kafası çalışıyorsa azıcık da Fenerbahçeliyse alır. Ben bu adamı sağda oynat, solda oynat, forvette oynat. Ceko'ya yardımcı düşünsene ya. 4-1-2-3 oynadığını düşün. Forvette Ceko, sağ kanatta Firmino, sol kanatta Zaha. Ort arkalarında Arda Güler. Arda Güler'in yanında Renato Sanchez. Onların arkasında Crespo. Lan zaten geriyi saymaya gerek yok. Samet'e Mamet'e herkes ikna olur ya. Harbi söylüyorum bak. Fırreton Diaz, Lucas Moura. Adama Traore. Bak kimseyi alamıyorsan bu adama Traore bizde iş yapar. Musa Dembele. Herhalde artık Musa Dembele ihtimali kalmadı. Çünkü Milan'la görüşüyordu. Bildiğim kadar Milan alması lazımdı. Lingard falan diyor. Şimdi hocam iyi de biz kimi satacağız? Parayı nereden bulacağız? Atilla Selahiye Premier Lig'den talip çıktı. Şimdi sadece Fenerbahçe'de değil Macaristan milli takımında da iyi performans. Atilla Selahiye artık bence bak, mi adını doldurdu. Hangi teknik adam gelirse gelsin doldurdu. Şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacaksa Atilla Selahiye kesinlikle gidecek diye kan kankiş dolarınızdan iddiaya girebilirsiniz. Kaybetmezsiniz. Tamam Subliminal duyumlar da severim. İngiltere'den talip çıkmış. Ee, kim çıkmış? Everton. Ton 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 Everton. Everton kısa süre içerisinde teklif yapacakmış. Bu sezon 52 resmi maç. 4630 dakika. 3 gol 2 asist. Bakın şimdi. Avrupa takımısınız. Milli maç oynuyor mu? Oynuyor. Performansı iyi mi? İyi. Avrupa tecrübesi var mı? Var. Lig takımında iyi mi? İyi. İstikrarlı mı? İstikrarlı. Sakatlık sorunu var mı? Yok. Bu sezon kaç maça çıkmış? 52 maç. Ne kadar oynamış? 4730. Lan zaten 50'yi 90 maça 4500 yapıyor. Demek ki bu herif hemen hemen hepsinde full oynamış. Yaşı genç. Süper. İstenilen bonservis 18 milyon euro. Şimdi ben bunu dediğim zaman dalga geçiyorlar. 18'i kimse vermezsen de apışıp kalırsın. 18'i verdikleri zaman siz apışıp kalıyorsunuz? Ya ben salayı Ruslara satacağım. Yani Ruslara satacağım. Antalya'da da bayağı Rus görüyorum. Yani resmen işgal etmişler. Ulan bizim Kayseri'de Suriyeliler var. Afganlar var. Burada Ruslar var. Şansımıza işte. Fenerbahçe'den ee, Lazio'ya öneri. Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığı Miguel Crespo. Kaç kişiyle gözden çıkartmışız? Kaç kişiyle? Bundan şeyin haberi var mı Crespo'nun? Menajeri tarafından Lazio'ya önerilmiş. Geçen sezon Jesus'ta sorun yaşadı. Kendine yer bulamadı. Geçiniz. Palavra. Külliyen yalan. Ben başka bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal gelirse Crespo sözleşme uzatılır. Onu da söyleyeyim. Ucuzda gitmesin diye. Fenerbahçe Coutinho ilgileniyor iddiası. Ne iddiası lan ilgileniyoruz. İspanyol basınında geçen haberlere göre Fenerbahçe Aston Villa forması gelen Brezilyalı Yıldız Filip Coutinho ile ilgileniyor. Ben aslında var bir şey söyleyeyim mi? O olursa Coutinho Fenerbahçe'de. Yani o olursa yüzde, yani bir şey o, o olay olursa yüzde yüz Fenerbahçe'de. Bak yüzde yüz Fenerbahçe'de. Bu dediğimi unutmayın. Bir olay var. Olay olursa zaten anlarsınız. Hatta belki medyaya da düşer. Şöyle şöyle diye. Onu da söyleyeyim. Mutlak şampiyonluk favorisiyle girdi. Fener parolasıyla girdi. Önce Ryan Kent sonra Edin Ceko ardından Wilfred Zaha'yı. Allah söyledi inşallah. Yok ben bilerek söyledim de. Ee, Wilfred Zaha'yı açıklayan Sarı Lacivertler için bir iddia da İspanyol basından geldi. Yapılan adı, habere göre Fenerbahçe Aston Villa'nın Brezilya orta savuncusu Filip Coutinho ile ilgileniyormuş. Emery kadroda düşünmüyor. 31 yaşında futbolcu. Gelecek sezon düşünülmüyor. Ayrılması gündemde. Sık sık sakatlıklar yaşamış. Forma giyememiş. 22 maçta bir gol atabilmiş. Inter Liverpool Barcelona forması giymiş. Sıradaki giyeceği forma Fenerbahçe forması. Not Zaha olursa Coutinho asla, asla, asla olmaz. Ee, Zaha olmazsa Coutinho olabilir mi? Olabilir. Niye sakalımı kaçıyorsam Hiçbir şey. Şimdi stoper duyumunu çok soruyorlar. Roma Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki oyuncu Evan Endika'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmış. Şimdi merak ettim. Harbi merak ettim. Futbolcunun transfer marketine. Yani 20'den falan aşağı değildir. Çünkü adamlar ne yapıyor? Bir, bir PR kastılar. 20 milyon euronun üstünde futbolcu sözleşmesi boşam çıkıyor. Hemen çöküyorlar. İmza parası falan da vermiyorlar ha. Bakalım. 28 milyon euro. Yaşı 23. 20 Ağustos 93 doğumlu. Boy 1.92. Bizde olsa hocam 1.92 de yavaştır. Alınmaz. Salak bunlar. Bu arada Deseniz alan Galatasaray'la anılıyordu. Deseniz de Galatasaray'la anılıyordu. Galatasaray alamadı elinden kaptırdı. Vay salaklar vay desenize. 1 Temmuz itibariyle Roma'da arkadaşlar. Deseniz de gerizekalılar diye. 44 maça çıkmış 3908 dakika. 3600 zaten 40 maç yapıyor. Anladınız mı demek istediğimi? 2 gol birazsiz. asist. Aynı mantık. Ee, adamlar akıllı işte. Ben bunu niye söyledim? Fenerbahçe İtalyan İtalyan'ın köklü takımlarından Roma'da forma giyen 23 yaşındaki Maraş Kumbulla'nın peşine düştü. Şimdi diyorsunuz ya hocam ee, zeki transfer hamlesi. Al sana zeki transfer hamlesi. Maraş Kumbulla. Hem Maraşlı 8 milyon euro hocam piyasa değeriz. Allah'ını seversen bu çöpümü buldun. 1.91 boyunda Arnavutluk bu çocuk yavaş olur. Aynısını Kimminci için de diyordunuz. Bu arada bu arkadaş 26,5 milyon euroya 2021'de transfer edilmiş. Bugün bana 8'e verseler ben alırım. Bu kumar oynanmaya değer kumar. Ne hocam Lemos'ta da gördük aynısını. Lan Lemos bizden gitti milli takıma seçildi. Bir sıkıntı bizde olabilir mi? Bu Kumbulla ismini bir tarafa not edin. Belki BKU'yu hızlandırmak için yalan söylüyoruz. O yüzden belki de gerçekten Kumbulla'dır. Serdar Azmun Fenerbahçe Serdar Azmun'un menajeriyle ilk teması kurmuş. Allah'ını seversen. Serdar Azmı'nı menajer e ilk tevası kurmuş. Satmayı düşünüyorlarmış. Arkadaşlar Serdar Azmı Fenerbahçe'ye falan gelmeyecek. Külliyen yalan. Hadi Odri meydan. O Serdar Azmı'nı falan yazan arkadaşlara söyleyin. Mustafa Hoca külliyen yalan diyor deyin. Mustafa Hoca kim derlerse deyin ki kod adı. Neydi lan o adam adı? Ha. Lig. <laughs> Lucky of Tears'mış deyin. Başka. Ee... Zaha demişken bu arada ben onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Zaha'ya baskıyı çok arttırdı. Hani 5 dakika sonra alt yazıda işte Fenerbahçe Zaha Fenerbahçe'de falan diye haber gelirse şaşırmayın. Ha. Ee, hem Coutinho hem Zaha olur mu? İmkansız. İkisinden biri keşke. Yani yüksek bir teklif verdik. Türkiye'de tatil yaptı. Türkiye cennet cennet. Suriyelileri falan gördü. Aa bunlar ne kadar misafirperver. Bunlar Suriyeliler böyle şey yapıyorlar, Beni de aralarına katarlar. Burada espri yapıyorum ama gerçekten anlamayın. Ondan sonra baktı lan her bir taraf Rus, bir taraf Birleşik Arap Emirlikleri, bir taraf hayır Habibi, Hindistan'da Hindistan. Ulan burası ne güzel bir yermiş. Birleşmiş Milletler gibi. Antalya böyleyse, İstanbul, Comoloko demişse Zaha Fenerbahçe'de ezan okundu. Aziz Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben genelde bir duyum verirken arkada ezan okundu muydu? Şu ana kadar hep gerçekleşti bu. Hadi inşallah. Valla ben şunu söyleyeyim. Araplardan müthiş bir teklif aldı. Müthiş, insanlık dışı bir teklif aldı ama şu an süreç Fenerbahçe'ye geçiyor. Evet Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak hiçbir takımdan teklif almadı. Ve Fenerbahçe'nin de eli çok güçlendi. Edin Dzeko'dan sonra da daha daha güçlendi. Arkadaşlar, duasına güvenen arkadaşlarımı duaya davet ediyorum. Kalbi temiz arkadaşları duaya davet ediyorum. Çocuk mocuk sevindirin. Ulan, e, bu çocuğu almamız gerçekten çok yakın desem, yalan söylemiş olmam. Ha, bir şey olur, iptal olursa falan bir şey diyemem ama. Ulan yemin ediyorum ya, çok iyi durumdayız ya. Yani, onu da söyleyeyim. Bu arada, Fenerbahçe'de Rota bir başka Romalı olmuş. Kentin ardından interlayı olan edince koyaldı. Seri A'nın Roma'ya gözünü dikti Fenerbahçe. Şampiyonluk istiyor. Rota yine Seri A. e kimmiş? Roma'dan geliyor. Bright o sayı Samuel'ın Avrupa'dan talipleri var. Evet doğru arkadaşlar. Var. Hatta ben şimdi ezan okunuyor. Yalan söylemeyeceğim zaten zaten tahmin edin. Ben %99 o sayı gider diyorum hatta. O kadar da iddialı söylüyorum. Çünkü teklifler güzel. Mourinho ile sorun yaşayan Hollandalı oyuncu Rick Karstrop'u Fenerbahçe transfer listesine ekledi diyor. Şimdi dur. Karstrop. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşı ben daha önce bu kanalda duyum olarak verdim. 28 yaşındaki Sabek o zaman 27 yaşındaydı herhalde ilk dönemin bitiminde. Hollanda milli takımda on, 13 şey ee, 3 kez forma giymiş. Bu sezon 13 kez forma giymiş. Zamanında 16 milyon euro almışlar 2017'de. 18 maçta 987 dakika. Atılır zar mı? Atılır zar ama olmayacak bir şey. Yani ben bu transfere olmaz diyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya siz dua edin şu Kumbulla Zaha olsun. Ha o sahaya ayrılırsa hamle o sahaya ayrılırsa Fenerbahçe'nin düşündüğü isim Mert Müldür ismi. Ve Mert Müldür de iyi bir Fenerbahçeli olduğu için elimiz oradan güçlü. Ben şunu söyleyeyim. Mert Müldür'ün gelme ihtimali bu Karstrop'tan daha fazla yüksek. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar. Farkındaysanız sesim kısıldı. Niye? 7.24 duyum kovalıyorum. 7.24 video çekecek kıvamda hareket ediyorum. Sizlere daha güzel bir kanal sunmak için çok çalışıyorum. Küçük bir ricam var bu videoyu izlediniz de sevdiğiniz bir Fenerbahçeli kardeşinize en az bir Fenerbahçeli kardeşinize deyin ki ya adamın hakkı kalmasın dedi ki sevdiğiniz bir Fenerbahçeli'yi bu YouTube kanalına davet edin. Deyin ki birkaç video izle hoşuna <laughs> giderse abone ol ya da hatırınız geçiyorsa hatırım için abone ol dedi deyin böyle böyle kanalı büyütecekmişiz deyin. Bakın çok enteresan hikayeler var. Adam diyor ki mesela ben yorumlarda görüyorum. Sana ben küfre diyordum diyor. Kim lan bu diyordum diyor. İşte elin Kayseri'sinde öğretmenim diyor. Bu herif nereden Fenerbahçe duyumunu alıyor diyordum diyor. Şimdi diyor fanatiğin oldum diyor. Senden başkasını izlemiyorum diyor. <laughs> Kimisi diyor ki ben bu kanala diyor gelip diyor. Falanca falanca dedi ki diyor işte şöyle bir kanal var gidin saldırın. Ulan ben bu kanalı gördükten sonra diyor Galatasaray kanallarını izlemeyi bıraktım diyor. Galatasaraylı ve Galatasaray kanalını izlemeyi bıraktım. Varsa bu tip hikayeniz yazın bu yorumuna videonun altına yorum olarak görsünler. Yani inanmıyorlar bazı arkadaşlar. Ya ben de bak duyumum yanlış çıkabilir. Sonuçta ben de insanım. Bana duyum veren arkadaş da insan. Ee, kimdi o Solbek ya? Arsenal'de Mesut'un arkadaşıydı. Ben size bütün samimiyetimle söyleyeyim. Ali Koç her konuda anlaştı. Her konuda. Uçak biletine kadar tamam. Her konuda anlaştı. Olmadı. Hadi gel bunu anlat. Neydi Tayyip? Hocam Tayyip tehlikeli sularda. Yok Tayyip, Talha, Sanuç. Her konuda anlaşıldı. Beşiktaş'a verdik. Şimdi ben size desem ki Tayyip Talvan Fenerbahçe'deydi desem. masa diyeceksiniz ki duyumun yalan çıktı. Bu benim suçum değil. Bu Ali Koç'un suçu. Yani ben şunu söyleyeyim. Çok da büyük bir şey söyleyeyim. Ali Koç Fenerbahçeli olsa Firmino daha kesinlikle ve kesinlikle 5-10 saatin içerisinde açıklanır. İkisi birden açıklanır. Ve ikisinin de şeyi çok cazip. Yani yıllık ücretleri vesaire çok cazip. Her şeyleri çok cazip. Hani Ali Koç eğer biraz şey yapsa hani Coutinho mesela çok rahat alabilir ama kiralık. Şimdi Coutinho'yu mu istersiniz? Zaha'yı mı istersiniz? Hani ikisinden biri hayırlı olsun diyecek olsa ben Zaha derim. Bir biraz daha da sona yaklaşıldı arkadaşlar. Ama dediğim gibi şimdi bu transfer Ali Koç gider Fenerbahçe menfaatlerine en aykırı bir şekilde hareket eder. Oyuncuyu kaçırır ona bir şey diyemem. Ama duyumlar bunlar, durumlar bunlar. Desteklerinizi bekliyorum.